Bu arada gerçekten bizim çocuklar sıfır atıkta çok iyiler Bedri Usta. Sıfır atık? Sıfır atık oyunumuz vardı. Çöp böyle hiçbir yer yoktu. Şu anda bu sene bütün yarışmacılar sıfır atığa acayip dikkat ediyorlar. Biz de bu kebapta biz de yapmaydı inşallah biz de deneyeceğiz. Böyle mesela o yeşillik şunu bunu bolca biliyoruz ya Adana işi. Evet. Diyorum ki onu salata gibi yapsak böyle aniden salata gibi olur. Deneyeceğim ama. Bence de abi. Ben mesela buradan seslenmek istiyorum. Senin mesleğini yapan meslektaşlarımıza, kebap ustalarımıza benim şahsi görüşüm. Ben kebap öncesi sofraya gelen bu rokalar, naneler, tereler bunların yenmediğini ve çöpe gittiğini düşünüyorum. Bir kebap ustası olarak buna ne diyorsun? Ben diyorum ki ne bak bu gerçekten restoranda da en çok araya giden bizim restoran kısmında gidiyor. Mesela ben patronuna diyorum ki ne siz bunu yapmayacaksınız bir talimat vereceksiniz. Diyeceksin bunları yapmayın. Mesela bizde çok şey araya gitmiyor. Niye? Biz hepsini biriktirip köpek barınağına etleri, kemikleri gönderiyoruz. Ama yeşillikle falan çöpe gidiyor. Çünkü limonu sıkmış, yeşillikle bir şey yapamıyorsun. Lütfen diyorum ki ne? Biz artık biz de yeni çağ ayak uyduralım. Sıfır atık projesine biz de destek verelim. Yüzler mi çok yavaş? Evet, neden öyle kaldı o? Ben nasıl potaya gidiyorum hayret ediyorum. Kardeşim mükemmel bir kaptan olsaydın gitmeseydin ben ne yapayım? Ya doğru söylüyorsun kaptanlık konusunda haklısın güzel takım kurmuşsun. Ne haklısın oğlum? Güzel takım kurmuşsun. Takım kötüydü. Nasıl takım baksana güzel takım kurmuşsun o adam potu. Gayet güzel bir yemek, lezzetli bir yemek, yöresel bir yemek ama maalesef burası MasterChef olduğu için ve süreye karşı yarıştığımız için bazı yeni teknikler deniyoruz. Hoş mu? Değildir. Ama olması gerekli mi? Bence evet. Ben de o tekniklerle birlikte şahane bir şekilde bunu yetiştireceğime inanıyorum. 40 dakikam var. 30 dakika kala fırına girsem mükemmel olur benim için. Şu anlık da iyi gidiyor. Her şey yolunda. Bu oyunda eleme adayı belirlenecek. Tabii ki de bu anlamda çok önemli bir oyun. O yüzden kazanıp en azından yukarı çıkmak istiyorum ki böyle bir daha ikinci bir oyunda ne çıkar, ne yapar bu şeflerin sağ solu belli olmuyor. Hiç riske bırakamam. Alacağım, hop yukarıda oturacağım. Sergencim yeni hafta için beni orada beklesin. Yemek harikaydı, inanılmaz lezzetliydi. Lezzetleri tam olarak aldım ve Bedri Usta'yı çok iyi anladığıma inanıyorum. Bütün etlerim fırında, tırnak pidemin hamuru hazır. Artık rahatım. Bu sene farklı bir oyundayız şu anda. Yenen yenilen bütün takımlar bir arada ama ben bunun bize deneyim kattığını düşünüyorum. O yüzden bu oyunu çok sevdim. Çok önemli bir oyun. Bir an önce bu yemeği en iyi yapıp potaya gitmemek istiyorum. Bedri Baba gelmiş, hoş gelmiş. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir yemek. Böyle çok keyifli, çok lezzetli bir yemek. İyi ki Bedri Usta geldi diyorum ve ben herhalde inşallah hemen balkona çıkmak istiyorum. Bir dahaki oyunun stresini yaşamak istemiyorum. All Star'ın ikinci haftasına adım atmak istiyorum. İstiyorum da istiyorum. Yemeğim ocakta. Hamurumu, tırnaklı pidemi mayaladım. Birazdan onu da halledeceğim, pişireceğim. İnşallah tertemiz çıkacağız bu işten. Eleme aday olmak istemem ilk haftadan. En azından bu haftayı 3'te 2 kapattım.
potoya gitmemek için de şu an canımı dişime taktım, çalışırım. Bedru Usta'nın yemeği değişik taktikleri barındırıyor. Hani burada asıl süreyle yarışıyoruz. İşlemler kolay ama kimin eti pişecek, kimin lezzet dengesi dengeli olacak, o önemli. İşimin başındayım. Bu yemek, güveç yemeklerin ben damak tadını, nasıl lezzetli olduğunu, nasıl pişeceğini çok iyi biliyorum. Çok yediğim için, evet herhangi böyle bir mutfakta çalışmadım ama bunun damak tadının bize uygun olduğunu çok iyi biliyorum. Bunun için de en güzel yemeği yapmam lazım. Bunu kendime zorunlu kılıyorum çünkü. Çünkü herkes bekler benden bu yemeği en güzel yapmayı. Bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor, çok hızlı gidiyorum. İnşallah en güzel yemeği bugün ben yapacağım. Herkese başarılar. Geçen sene yarışmada yarışırken yaklaşık 10 tane eleme potasına gittim. O yüzden ilk haftadan kesinlikle eleme potasına gitmek istemiyorum. Çünkü çok yorucu üst üste eleme potalarına girmek. O nedenle elimden geleni yapacağım ve bu turda ikinci haftaya geçeceğim. Aman bu olmadı. Hamurum cıvık oldu tabii ki, bir daha yoğurmam gerekecek. Bu yemeği de güzel yapacağıma inanıyorum. Böyle fırın yemeklerinde iyiyim. İncik'te de aynı zamanda. Bunu biliyorum. Bedru Usta kadar yapamasam da elimden geleni yapıyorum şu an. Bu oyun gerçekten çok önemli bir oyun. Çünkü hafta içinde yenseniz bile bugün kaybederseniz elemeye gidiyorsunuz. O yüzden bu oyunu almak istiyorum. Çok lezzetli bir yemek. Umarım her şey istediğim gibi olur ve bu oyunu alırım. Oğlum o ne? La olsun. Çok ne? O kadar tuz atılır mı? La dur dur. Etlerimi pişiriyorum şu an güveçte. Her şey yolunda gidiyor. Birazdan güveci alacağım ve fırına vereceğim. Pide hamurumu hazırladım. Şimdi onların mayalanması, onları hemen birazdan atacağım. Güvecimi fırınlattıktan sonra pidelerimi pişireceğim. Diyarbakırlılar bu yemeği çok güzel yapar. Çünkü tırşıya benziyor. Bizim de tırşık var. Aynı zamanda Diyarbakır güveci var. Daha önce ben güveçle kaptanlık kazanmıştım. İnşallah bugün de çok lezzetli, kendi yöreme yakışır bir güveç yapacağım. Ama bu Adana usulü, arada inanılmaz küçük fark var yani. Neredeyse yok gibi bir şey. Kendime güvenerek Bedru Usta'nın anlattığı gibi de güveçte pişiriyorum. Vallahi artık elime potasında olmak istemiyorum. Dediğim gibi elimden ne kadar az kurtulma şeyi varsa o şekilde devam edeceğim ve girmeyeceğim. Her şey yolunda gidiyor. Etim pişti. Şimdi fırına girmek üzereyim. Baharatını hazırlıyorum. Her şey yolunda yani şu anda. Okeyiz. Bir an önce yukarı, yani hiç potaya bile gitmeden bitirmek istiyorum bugünü. Umarım öyle de olur.